Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde assembly dilinde LED yakma, butonla kontrol işlemlerini nasıl yapılacağı üzerinde bir ders yapacağız. Proteus'ta çizilmiş devre bu arkadaşlar. Çizilmiş devreye dikkat edecek olursak A0 ve A1 pinlerine birer tane buton bağlanmış. B0'dan B7'ye kadar olan 8 tane B portuna ise 330 ohmluk dirençlerin uçlarına birer tane LED bağlanarak katotları da toprağa bağlanmış. Böyle bir devre üzerinde assembly dilini anlatmaya başlayacağız. Bizim devremiz ise arkadaşlar şu kağıt üzerine çizilmiş haliyle. Bunun üzerinde de bir takım işlemler şimdi yapacağız. Biz hatırlayacağımız üzere not defteri üzerine yazıyorduk programlarımızı. Not defterini açtım. Buna bağlı olarak bir program yazacağım. Yazacağımız programın şablonunu hemen oluşturmak istiyorum müsaadenizle. Önce list komutunu kullanarak P eşittir 16 F84 ile PIC'in tipini seçtim. Sonra hafıza haritasını kabul etmek için include komutunu kullanmak suretiyle tırnak içerisinde P16F84 nokta inc dosyasını çağırarak hafıza haritasını aynen kabul ettiğimi söyledim. Şimdi buraya bir takım tanımlamalar yapacağız. Tanımlamalar yaptıktan sonra end bloğuyla da programımızı sonlandıracağız. Şimdi ne tip tanımlamalara ihtiyacımız vardı? Onun üzerinde duralım. Şimdi bizim öncelikle giriş çıkış tanımlaması yapmamız lazım. Giriş çıkış tanımlaması yapmak için tris A ve tris B'ye hangi bilgileri atacağımızı heksadesimal, desimal ya da biner olarak seçmemiz gerekiyor. Yine hafıza haritasını kısaca hatırlayacak olursak arkadaşlar. Hemen onu da açalım. Neredeydi? Masa üstünde, mikronun içerisinde PIC 16F84. PIC 16F84'ü açıyorum arkadaşlar. PIC 16F84'ün içerisinde status diye bir register'ımız var bizim. Bu status register'ı şurada görmüş olduğumuz register. Status register'ının 5. biti bizi banklar arasında geçiş yapmamızı sağlıyordu. Burada programa ilk enerji verildiğinde PIC'e bank 0'da yani şu bankın içerisinde ama baktığımız zaman Tris A ve Tris B bank 1'in içerisinde olduğu için bank 0'dan bank 1'e geçebilmek için status register'ının 5. bitini 1 yapmam lazım. Tekrar geri dönmek için ise Status Register'ının 5. bitini 0 yapmam lazım. PIC 16F84'te sadece 5. biti 1 ya da 0 yapmak suretiyle PIC'ler arasında geçiş, banklar arasında geçişini yapabiliyorduk, sağlayabiliyorduk. Dolayısıyla programa geliyorum şimdi. Programa geliyorum. Programda arkadaşlar hemen diyorum ki BSF statüsün 5. bitini 1 yap dedim. Şu anda bank 1'e geçtim. Sonra Tris A ve Tris B'ye hangi bilgiler atacağıma karar vereceğim. Şimdi ona bakalım. Tris A register'ına bakıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bitten oluşuyor. Şimdi bakıyoruz ne yapılmış. 0. bite buton bağlanmış. Birinci bacağa buton bağlanmış. Bunları giriş olarak tanımlamak için 1 diyorum. Diğerlerine ise 0 bilgisini aktarıyorum. Dörderli bunları gruplayarak heksadesimal formata çeviriyorum. Burası 0 oluyor, burası 3 oluyor. Demek ki biz heksadesimal olarak 0x03 bilgisini ya da heksadesimal 03 bilgisini aynı anlama gelir bunlar. Tris A'ya aktarmam yeterli.
Hemen geliyorum programa arkadaşlar. Diyorum ki bildiğimiz gibi asemble dilini kullanarak istediğimiz sayıyı doğrudan herhangi bir rejistre atamıyorduk. Arada akümülatörü kullanmak durumundaydık. Bu nedenle mov lv komutunu kullanarak heksadesimal olarak atmak istediğim 0-3 sayısını önce akümülatöre alıyorum. Daha sonra mov WF komutunu kullanarak bunu TRIS A'ya atıyorum. Bu işlemi yaptığımızda biz A portuyla ilgili tanımlamaları yapmış oluruz. A portunun 0 ve 1. bacağını giriş yaptığım butonlara bağlı olduğu için ama geri kalanları çıkış oldu. Boş olsa da çıkış olarak tanımladım. B portunun tamamını çıkış olarak tanımlamam lazım. B portunun tamamını çıkış olarak tanımlamak demek şu anlama gelir. Şimdi şurası TRIS B rejisteri. Yine 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tane yazdım. Bunların hepsi dedim 0 olacak. Çünkü hepsine bir led bağlanmış. Burası heksadesimal 0'a eşit. Burası heksadesimal 0'a eşit ise bunun karşılığında 0x00 bilgisi ya da heksadesimal 00 bilgisini atmam yeterli dedim. Program kodlarına geldim. Mov lv komutuyla heksadesimal 00 bilgisini önce akümülatöre aldım. Mov wf komutunu kullanmak suretiyle bunu TRIS B'ye attım. Bu durumda arkadaşlar bütün port tanımlamalarını yapmış olduk. B portunun tamamı çıkış ve ben normal çalışma bölgeme yani bank 0'a dönüyorum. Status virgül 5 dedim. Normal çalışma bölgeme dönmüş oldum. Bu durumda daha önceki çalışmalardan herhangi bir şekilde B portunda bir bilgi kalmadığına emin olabilmek için de clearf port B komutunu kullanarak B portundaki ledlerin tamamını sönük durumda istiyorum. End'i de buraya çektim. Şimdi bu temel şablonum. Giriş ve çıkış tanımlamaları yapılmış şablonum. Dosya farklı kaydet komutunu kullanarak diyorum ki Hakan.asm olarak bunu birinci dosya olarak kaydettim. Uzantısı asm. Bunu kaydettikten sonra derlemek istiyorum. mp-asm programını kullanarak aldım. Dedim ki ben Hakan isimli dosyayı hex formatına çevirmek istiyorum. Şuradaki ayarlara dikkat ediniz. PIC16F84 için assembly komutunu kullandığımda sıfır hatayla bunu derledi. Derledikten sonra Proteus'u açıyorum. Çift tıklıyorum. Hakan.hex dosyasını seçtim. Okeyledim ve programı çalıştırdığımda hiçbir led, hiçbir şekilde dikkat ederseniz yanmıyor. Butona basmamdan şu hiçbir şey tanımlamadım. Programımın sadece en basit tanımlamasını yapmış oldum. Şimdi bu noktadan itibaren biz örneğin sıfırıncı LED'i yakmak istediğimizde ne yapacağız? Enter'la bir alta geçeyim arkadaşlar. BSF komutuyla port B'nin sıfırıncı bitini yap dedim. Dosya farklı kaydet. ASM dosyası üzerine yaz. Geldim. MPASM programını kullanarak derledim. Assembly dedim. Sıfır hata. Çalıştırdım. Sıfırıncı bit yandı. Dikkat ederseniz. Burada bazen şimdi dikkat ederseniz LED bazen böyle kısa aralıklarla yanıp sönüyor. Bunu standart hale getirebilmek için şurada sonsuz döngü oluşturmam lazım. Buna da şöyle diyorum. Start diyorum buraya. Şuraya da geliyorum. Diyorum ki go to start.
sürekli aynı yerde dönmesini ve BSF port B0 bilgisini işlemesini istiyorum. Bunu kaydettim. Kaydettikten sonra MPASM programıyla derledim. Sıfır hata ile derlendiğine emin olduktan sonra programı tekrar koşturduğumda artık o dalgalanmanın bu led üzerinde olmadığını göreceksiniz. Dikkat ederseniz herhangi bir şekilde dalgalanma durumu söz konusu değil. Demek ki bu program içerisinde herhangi bir led'i yakabilmek için buradaki port B'nin işte 0, 5, 7 gibi değerlerle değiştirmem yeterli. Şimdi bana hepsini aynı anda yak derse. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani bunu şöyle yaparım. BSF port B0'ı alırım. Kopyalarım. Ctrl C yaparım. Sonra buraya gelirim. Ctrl V yaparım. Bunu 1 yaparım. Bunu aynı komutu 8 defa yazarsam hepsini yapmış olurum. Evet, bu bir yöntemdir ama programlama mantığına göre uygun bir yöntem değildir. Burada BSF komutu ya da BCF komutu gibi komutlar sadece bit yönlendirmeli komutlar olarak geçer ve bir bite kumanda eder. Ama bizim byte yönlendirmeli komutlarımız vardı. Hatırlayacağınız üzere byte yönlendirmeli komutlarla ben istediğimi yapabilirim. Şöyle ki hepsini yapmak istediğim zaman FF bilgisini port B'ye atmam lazım. Ben diyorum ki movlv komutuyla hexadecimal FF bilgisini alırım. Mov wf komutunu kullanarak bunu port B'ye aktarırım. Sonra go to start'la aynı şekilde sürekli bu işlemin devamını sağlarım. Kaydet. MPASM'yi kullanarak derle, assembly, okeyledim. Programı çalıştırdığımda bütün ledlerin yandığını gördüm. Peki, birisi bana dese ki, ben hepsini yakmak istemiyorum da 1, 3, 5, 7 yansın istiyorum. Hemen gelirim, şöyle derim. Port B'de aynı mantığı burada da oluşturacağım. Port B'de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zaten pin var. 1 yansın, 3 yansın, 5 yansın, 7 yansın dedi bana. O zaman 0, 0, 0, 0 bunlar yanmayacak demektir. Şunu hexadecimal formata çeviririm. 8, 10 yapar. Bu A'dır. Buna bakalım. 8, 10 yapar. Bu da A'dır. Demek ki hexadecimal AA bilgisini atarsam 1, 3, 5, 7 yanacak demektir derim. Buradan atmam gereken hexadecimal formatın AA olduğuna karar veririm. Hemen bakalım acaba öyle mi? Şuraya geldim. AA bilgisini aldım. Dosya kaydet. ASM olarak kaydettim. MPASM programını açtım. Derledim. Assembly sıfır hatayla derlendi. Proteus'a geldim. 1, 3, 5, 7 gözükmüyor. 1, 3, 5, 7'nin yandığını gördüm. Şurada gördüğünüz gibi. 1, 3, 5, 7 yanıyor. Diğerleri sönük. Dolayısıyla istediğimiz LED'i istediğimiz şekilde yakıp söndürme şansına sahibiz. Şimdi aynı işlemi farklı bir şekilde göstereceğim. Aynı biti yak söndürme işlemi yapacağım. Buraya dikkat edelim şimdi. Dedim ki BSF komutuyla port B'nin 0. bitini yak. BCF komutuyla port B'nin 0. komutunu ve bitini söndür dedim. Dosya kaydet dedim. Go to start komutuyla da bunu sonsuz döngüye soktum. MPASM programını çalıştırdım. Derledim. Programı çalıştırdım. Bakın. Çok kararsız bir şekilde ne zaman yandığı, ne zaman söndüğü belli değil.
Komut çevrim hızının bizim algıladığımızdan hızlı olmasından kaynaklanan bir problem bu. Bunu kapattım. LED'i yaktıktan sonra belli bir süre gecikme vermem lazım. Bu gecikme programı normalde üst seviyeli dillerde işte bir delay komutuyla verebilirsiniz. Delay alt-ms komutuyla verebilirsiniz ama assembly komutunda gecikme fonksiyonunu alt program olarak kendimizin oluşturması lazım. Bu durumda biz bunu nasıl yapacağımız üzerinde duralım. Şimdi şöyle aynı port B'nin sıfırıncı bacağını yakıp söndürme üzerine çalışıyoruz. C dilindeki tanımıyla arkadaşlar iç içe iki tane for döngüsü oluşturmak şeklinde düşünebiliriz geciktirme işlemlerini. Biz diyelim 255 çarpı 255 cycle bir gecikme vermek istediğimizde bizim iki tane değişkene ihtiyacımız olacak. Birisi ilk for döngüsünde kullanacağımız değişken, diğeri ikinci içteki for döngüsünde kullanacağımız değişken. Normalde biz diyelim C programlama dilinde int x şeklinde bir değişkeni tanımlayarak bu işlemleri rahatlıkla halledebiliyoruz. Assembly'de değişken tanımlamak demek register'ın bir tanesini bu iş için kullanmak anlamına gelir. Biz PIC16F84'ün hafıza haritasına baktığımız zaman arkadaşlar şurada genel amaçlı register'lar diye 36 tane yer bizim için bırakılmış. Başlangıç adresimiz ise 0C heksadesimal adresi. Ben şimdi iki tane değişken tanımlamak suretiyle bir gecikme vermeye çalışacağım. Onun için arkadaşlar şuraya geliyorum. Diyorum ki değişkenlerinden bir tanesinin adı sayaç 1 olsun. Bunun adresi echo. Hexadesimal şöyle yazacağım. 0C olsun. Şimdi niye 0C sorusunun cevabı şurada gizli bakın. Şurada 0C hexadesimal ilk kullanacağım boş alan benim için. 0B'yi 0A'yı kullanma şansım yok. İkinci değişkenimi tanımlıyorum. Sayaç 2 diyorum. Echo hexadesimal 0D sıralı bir şekilde tanımlıyorum. 0D hexadesimal adresini kullanıyorum. Bu. Amacım şu. Port B'nin sıfırıncı bitini yaktıktan sonra call gecikme fonksiyonunu kullanmak suretiyle bir gecikme oluşturacağım. Söndürdükten sonra da aynı şekilde call gecikme fonksiyonunu kullanarak bir gecikme sağlayacağım. Dolayısıyla port B'nin sıfırıncı biti yandığında onu gözlemleyebilmem için belli bir süre programı oyalayacağım, geciktireceğim. Söndüğü zaman da belli bir süre geciktirmek suretiyle programı tamamlamış olacağım. Biz end'den önce bir alt program yazıyoruz. Gecikme alt programı yazıyoruz. Sonra program bittiğinde de arkadaşlar buna diyeceğiz ki return. Yani ana programa geri dönmesini isteyeceğim. Buradan gecikmeleri verdikten sonra. Şimdi gecikmeyi nasıl vereceğimize bakalım. Mov lv komutunu kullanarak hexadesimal ff bilgisini alacağım. Mov wf komutunu kullanarak sayaç 1'e atacağım. Sonra buraya bir etiket tanımlayacağım. Etiketi tanımladıktan sonra aynı işlemi Ctrl C diyelim, Ctrl V diyelim.
Şunu yanlış yazmışım. Onu da hemen düzeltelim. Sayaç 1. Şunu da düzeltiyorum. Sayaç 2. Aynı işlemi sayaç 2 içinde yaptım. Şu anda sayaç 1 eşittir FF, yani 255 desimal olarak. Sayaç 2 eşittir FF, yani desimal olarak 255'e eşit. Sonra bir döngü etiketi daha tanımlıyorum. Buna da döngü 2 diyorum. Şimdi sayaç 2'yi 0'a kadar, 255'ten 0'a kadar saydıracağım. Dek FZZ. Sayaç 2 virgül F dedim. Yani sayaç 2'yi 1 azalt. Sonuç 0 ise sonraki komutu atla. Sonuç 0 değilse go to döngü 2 kendi içinde dön. Bu işlem bittikten sonra sayaç 1'i azaltacağım. Dedim ki aynı komuta dek FZZ komutuyla sayaç 1'i 1 azalt. Yine üzerine yaz. Eğer 0'a eşit değilse döngü 1'e git dedim. Sonra return'le ana programa geri gönderdim. Kısaca anlatıyorum tekrar. Sayaç 1 255. Sayaç 2 255. Burada diyor ki sayaç 2'yi 1 azalt. 255 de 254 oldu. 0'a eşit olmadığı için tekrar aynı komutu. Yani şurada sürekli dönmeye başladı. 255, 254, 253. 0'a eşit olduğunda sonraki komutu, yani bunu atladı, buraya geldi. Sayaç 1 şu anda neydi? 255'ti. 1 azalttı 254. 0'a eşit mi? Değil. Go to döngü 1'e geldi. Sayaç 2'yi tekrar 255'e. Burada tekrar 0'a kadar sayacı sıfırladı. Bu işlem sürekli olarak 255 çarpı 255 kere tekrar edilecek. Dosya kaydet. Hatamız olup olmadığını hemen MPASM programını kullanarak basalım. Bir tane hata olduğunu söyledi bize. Hemen kontrol etmeye çalışalım. Sayaç 1 eko 0C, sayaç 2 eko 0D. Sayaç 1'e FF bilgisi attım. MOLV sayaç 2'ye attım. Döngü 1, döngü 2, sayaç 2. F dedim, go to döngü 2, sıkıntı yok. Dek FSZ sayaç 1 F go to döngü 1 dedim. Döngü 1'e beni geri götürdü. Bakalım. Sonra return komutuyla ana programa geri döndüm. Sayaç 2, sayaç 1. Şu anda ilk etapta hatayı göremedim. Hemen bakalım. FD uzemin içerisinde, mikron içerisinde Hakan error dosyasını not defteriyle açacağım. Niye birlikte çıkmadı? Şöyle. Çift tıkladım. Diğer uygulamalar, not defteri, tamam dedim. Illegal digit. Hani error. 107'de o harfi mi varmış ki? Şurada arkadaşlar o kullanmışım, sıfır olacak. Dosya kaydet. MPASM derle okey. Proteus şurada.
Açtım. Bak. Yandı, söndü. Yandı, söndü. Aynı fasılalarla, aralıklarla yanıp sönmesini sağlamış olduk. Bu 255 çarpı 255 gecikme. Ha, ben dedim ki bu gecikmeyi benim için fazla. Bu kadar gecikmeye gerek yok. Ben daha az vermek istiyorum. O zaman bunu değiştirebilirsiniz. Örneğin 0F bilgisini buraya verdim. 0F bilgisi 15 çarpı 255'tir. Hatta şunu da söyleyelim isterseniz hemen. Biz bunu şöyle de yapabiliriz. Desimal olarak 255 bilgisini de atabilirim. Aynı şekilde desimal 255 bilgisini de buraya yazsam bu aynı FF bilgisine karşılık gelir. Bu 255 nereden çıktı? Hocam sorusunun cevabını da isterseniz vermeye çalışalım. Şimdi 255 şöyle. 8 tane bit var değil mi? Bir register'ın içerisinde. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi hepsinin 1 olduğunu düşünün. Maksimum yazabileceğim sayı budur. Şu 2 üzeri 0'dan 1, 2 üzeri 1'den 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Bunların hepsini toplarsanız eşittir. Desimal olarak yani onluk sistemde 255'e karşılık gelir. Bu hexadesimal sistemde FF'e karşılık gelir. 255 sayısı da buradan geliyor. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu şekilde bir derleme yaptığımda da aynı sonuca erişebiliriz. Ben bunu 125 çarpı 225 yapmak istersem, 255 yapmak istersem bu şekilde değiştirmek suretiyle fasılayı değiştirebilirim. MPASM'yi kullanarak derledim bunu. Okey dedim. Proteus'ta tekrar bunu çalıştırdığımda aralıklar dikkat ederseniz biraz daha öncekine göre seri bir şekilde yanıp sönecek. Butonla ilgili bir sonraki derste açıklamalarımız devam edecek arkadaşlar.